Sevgili takipçilerim, şimdi sizler için kıymalı, kaşarlı, sucuklu pide yapacağız. Onu da kızım yapacak. O çok güzel yapıyor. Burada 5 su bardağı unumuz var. Burada da 2 silme tatlı kaşığı tuzumuz var. Hepsini karıştırdık. 2 silme tatlı kaşığı şekerimiz var. 1 pakette mayamız var. Bunun hepsini buna ilave ediyoruz. Burada da yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Şunu da sıcak suyla bir şey yapalım ki suyumuz ılık olacak. Bardağımızda yağımız kalmasın. Geri kalanı da kızımda. Çok güzel, nefis oluyor. Suyumuz da 2,5 su bardağıydı. Onu da böyle azar azar kontrollü dökerseniz bazı unlar çok yiyor suyu, bazıları az yiyor. Bizim suyumuz 2,5 su bardağı ama siz yine de dikkat edin dökerken. Yumuşak bir hamur olacak. Hamurumuz bu şekilde yumuşaklığı neydi? Elinize de yapışıyorsa yağ ile toparlayabilirsiniz. Biz birazcık cıvık olduğu için eline yağ dökerek bir yemek kaşığı kadar onunla toparladı. Suyumuzu da hep bitirmedik. Bu su bardağına yakın suyumuz da kaldı. Onun için ölçülü dökmekte fayda var. 40 dakikada dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu şimdi. Ondan sonra yapım aşamasına geçeriz. İçini hazırlarken de gösteririz yine. Ağzını kapatalım, dinlensin. Şimdi pidemizin yapım işlemine başlıyoruz. Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölecek. Maşallah çok güzel oldu. Hamurlarımızın da üzerini örtelim, kurumasın. Açma, bir yandan da açma işlemine başlasın bakalım. kadar 300 kilogram kadar da kıymamız var, bir yeşil biberimiz var, bir tane kapya biberimiz var, tuz, karabiber, bir küçük de soğanımız var. Benim biberim acı olduğu için az attık zaten. Siz de isteğinize göre acı severseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Kaşık getireyim mi? Kaşık getireyim. Elinde yağlayarak açıyor, daha kolay olsun diye, eline yapışmıyor.
gördüğünüz gibi kenarların içine kıvıra kıvıra şeklini de veriyor. Şimdi buna da sucukla peynir yapacak. Kaşar peyniri. Evet. Pizzanın kardeşini yapıyoruz. Sen seviyorsun diye. Pizzaya benziyor. Fidelerimiz hazır. Önceden de fırınımızı açtık. 230 derecelik fırına verecek. Biraz hafif kızarmaya başlayınca etrafında yağlayacak. Onu da gösterelim yine size. Tekrar pişecek. Şimdi bu şekilde pişti. Tekrar kenarlarını yağlıyoruz. O zaman daha güzel pıtır pıtır oluyor. Şu anda bile ne nefis. Çok kolay, basit. Zor gibi gözükse bile çok basit yani. Öyle aklınıza gelmesin. Yapmanızı tavsiye ederim. Bu ölçüden de 8 tane pide çıktı. Dolu dolu çok güzel 8 pide çıkıyor rahat. Bize de şimdi misafir gelmekmiş. Biz tekrar yoğuracağız. Devam edeceğiz. Sunumda görüşürüz. Pidemiz hazır. Kaşar sucuklu ve kıymalı yaptık. İsterseniz ıspanaklı ya da istediğiniz peynirini nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben pideyi limonlu çok severim. O kadar yaptım. Bir de tadına bakayım. Tadından da eminim ama. Ben de peynirlisine bakayım. Kızımın ellerine sağlık. Çok güzel gözüküyor. Ay harika olmuş her zamanki gibi. Yeğenlere afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolar için takipte kalın.